Sevgili arkadaşlar, zamanımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi stres. Peki bu stresin asıl sebebine yapılması gerekenlerin ertelenmesi. Yani görevleri insan erteledikçe zamanla stres daha da çoğalıyor. İşlerin sürekli olarak ertelenmesi, biriken iş yüküyle birlikte gelen stresin artmasına neden olur. Bu durum genellikle son dakika yetiştirme çabası ile birleştiğinde stres seviyeleri daha da yükselir. İnsanın görevini ertelemesiyle bir görevi ertelemek başlangıçta insanı rahatlama hissi verebilir. Fakat ertelenen görevler zamanla insanın zihnine, bilinçaltına bir yük haline gelir. Ve sizi sürekli olarak düşündürür bilinçaltı. Gece rahat uyumanızı engeller. Devamlı bir yakıt tüketirsiniz. Öyle düşünün. Yani enerji tüketirsiniz. Çünkü bilinçaltında yapılmamış iş düşünüldüğünden dolayı, orada kayıtlı olduğundan dolayı sizden bir enerji harcar. Ve bu bilinçaltınızın şuur altında çalıştığından dolayı size yük olur. Bu yük de insanın stresini arttırır. Aynı zamanda bu düşünceler stresi arttırdığı gibi insanın konsantrasyonunu da bozar. Erteleme ile beraber görevin son teslim tarihi yaklaştıkça kaygı, endişe ve stres daha da yoğunlaşır. Bu da psikolojik rahatsızlık yapar. Yani insanların sağlığının bozulmasının asıl sebepleri buralardan gelir. İnsanın stresi, konsantrasyon problemi, endişesi ve kaygısı kronik hastalıklar oluşturur. Bununla beraber sürekli erteleme alışkanlığı olan kişilerde daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Kronik stres uzun süreli erteleme alışkanlığıyla ilişkilendirilir. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına biraz önce dediğim gibi yol açabilir. Anksiyete bozuklukları, öz saygının düşmesi yani düşük benlik saygısı ve özgüven eksikliği gibi sorunlar erteleme alışkanlığına sahip olan kişilerde sık sık görülen durumlardır. Erteleme sorunuyla başa çıkmak, stresi azaltmak için bazı stratejileri insan kullanabilir. Ne yapabilir? Erteleme alışkanlığına çözümle alakalı biz kişilerde erteleme alışkanlığını sonlandıracak çözümler sunan bir seminer hazırladık. Bu seminere katılarak insan teknikler, yöntemler ve stratejiler uygularak artık erteleme alışkanlığından kurtulup stresini azaltır, kaygılarını azaltır, özgüvenini çoğaltır, hayatını güzelleştirir, ailesiyle beraber huzurunu artırabilir, işinde daha başarılı olur, erteleme alışkanlığı ortadan kalktığından dolayı güvenilir bir insan olur, hayatına hülasa olarak kalite katmış olabilir. Nasıl yapabilir bunu? Erteleme alışkanlığını sonlandıracak çözümler gösteren seminerimize katılarak bunu yapabilir. Peki bu online seminere hemen katılabilir misiniz? Evet, videonun altında link var. Linke tıklıyorsunuz ve orada kendinize uygun tarih belirleyip seminere hemen katılıp erteleme alışkanlığına son verebilir. Hayatınızı daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Hemen şimdi linke tıklayıp eğitime katılabilirsiniz. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.